başkanımız. Başkanımız. Tırmız Kırsler. Bekliyorum bir daha. Sayın Valim. Sevgili parti meclisim, sevgili partili arkadaşlarım, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler, sayın basın mensupları. Karadeniz'in özelliklerini koruma derneğinin 31 Ekim'de düzenleyeceği toplantı öncesi partimizi ve Zonguldak'ın çeşitli kuruluşlarını gezmek amacıyla Sayın Parti Meclisimiz Murat Karayalçın ve yönetim kurulu üyeleri partimizi ziyarete geldi. Hepinize hoş geldiniz diliyorum, saygıyla sunuyorum. Arkadaşlar, 1980'lerin başında Ankara'da kurulan adı Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneği olan, kısa adı ÇÖK olan derneğin genel başkanlığını 3 yıldan beri bildiğimiz gibi Sayın Parti Meclisimiz Murat Karayalçın yapmaktadır. ÇÖK her yıl bir Karadeniz ilinde bu toplantıları yapmaktadır. Her gittiği şehrin hem de bütün ülkelerin sorunlarıyla ilgili olarak bilimsel teknik kulüpler yapmaktadır. Bu gerekçeyle geçen yılki toplantısını Rize'de yaptığını biliyoruz. 5. Kalkınma Kurultayı'nı da 31 Ekim'de Zonguldak Dede Bonifer'de yapacak. ÇÖK Zonguldak, Bartın, Karabük illerini kapsayan, içinde öncelikle Pindos Vadisi projesi olan, ele alınacağı Pindos Vadisi projesini bu üç ilimizin kalkınmasına vereceği katkıyı değerlendirecek, hem de Zonguldak'ımızın tarihi ve kültürel nitelikleriyle ilgili etkinlik düzenleyecektir. Karadeniz'in özelliklerini koruma derneğinin 31 Ekim 1 Kasım 2013 tarihi arasında Zonguldak'ta etkinlik düzenleyecektir. Bu nedenle Zonguldak'ımıza gelerek ağır ekonomik buranın baş göstermek üzere olduğu bu zor günlerde bize katkı veren Sayın Parti Meclis Üyemiz Murat Karayalçın'ı ve yakın çalışma arkadaşlarına hepimiz hoş geldiniz diyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sevgili partili kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize partimizin Zonguldak milletvekili sevgili hocamız Mehmet Haberal'ın özgürleşmesi nedeniyle gözünüz aydın diyorum. Sayın milletvekilimiz yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Bizim gönlümüzde hep milletvekiliydi. Hep milletvekili olarak görev yapmaktaydı. Ama yarın bir de yemin etmiş olarak görevini sürdürecektir. Profesör Haberal'a, değerli hemşehrimize
sevgili milletvekilimize başarılar diliyorum. Partimizin başarısına Profesör Haberal'ın katkıda bulunacağına içtenlikle inanıyorum. Ve darısı sevgili Mustafa Balbay'ın başına diyorum. Öteki milletvekillerimizin başına diyorum. Bugün Sayın Genel Başkanımızın düzenlemiş olduğu basın toplantısında ifade ettiği gibi milletvekilleri cezaevi tutukevinde olan bir ülkede onlar çıkarılmadan, özgürleştirilmeden herhangi bir demokratikleşme paketi açıklanamaz. Açıklansa bile onun demokratikleşme paketi olduğu konusunda insanlar inandırılamaz. Milletvekilleriniz cezaevinde, milletvekilleriniz tutukevinde, siz demokratikleşmeden söz ediyorsunuz. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Değerli arkadaşlarım, Sayın İl Başkanımız, sizlere söylemeyi düşündüğüm hususları büyük ölçüde ifade etti, bilgilerinize sundu. KÖK'ün kuruluşunu sizlerle paylaştı. O konuda sizlere bilgi verdi. Sayın Şerafettin Turpçu'yla birlikte KÖK Yönetim Kurulu üyesi hemşerimiz Sayın Şerafettin Turpçu'yla birlikte İl Başkanımızın değindiği 31 Aralık günü yapılacak 31 Ekim günü yapılacak toplantının hazırlıklarını gözden geçirmek amacıyla Zonguldak'a gelmiş bulunuyoruz. Daha önce de ilimizi ziyaret etmiştim. Bundan önceki gezimde ziyaretimde bilgi vermiştim. Birkaç konunun altını çizerek sizleri yeniden bilgilendirmek istiyorum. Sayın Başkan, sevgili partili kardeşlerim, değerli basın mensupları, 31 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Karadeniz Günü olarak ilan edilmiş olan bir gündür. 31 Ekim gününün Dünya Karadeniz Günü olarak ilan edilmesinin nedeni, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Karadeniz'in kirliliğini önlemek amacıyla 31 Ekim günü Bükreş'te bir araya gelerek bir uluslararası anlaşmayı imzalamış olmalarıdır. O nedenle Birleşmiş Milletler böyle bir karar almıştır. Aslında ben bunu çok büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Yani dünyada çok sayıda gün var. 365 günün her birini Birleşmiş Milletler bir nedenle dünya günü olarak, küresel gün olarak ilan etmektedir. O günlerden birinin de, 31 Ekim gününün de bizim denizimizin, Karadenizimizin günü olması bana coşku veriyor. Beni son derecede memnun etmiş bir karardır bu. İşte o gün bu toplantıyı yapacağız. Yine İl Başkanımızın dediği gibi beşincisini yapıyoruz. Beşinci Karadeniz Kalkınma Kurultayı'nı burada düzenleyeceğiz. Milletvekillerimizin bilgisi var. Daha önce ilimizin, il başkanımızın ve il yönetimimizin bilgisi olduğunu biliyorum. Ziyaret edip bilgi vermiştim. Yeni valimizi biraz önce ziyaret ettik. Kendisine başarı dileklerimizi sunduk. Ve vali beye de bilgi verdim. Rektör beye bilgi verdik. Biraz sonra buradan çıkıp belediyemizi ziyaret edeceğiz. Sendikamızı ziyaret, ticaret odasını ziyaret edeceğiz. Sendikamızı ziyaret edeceğiz. Bu bilgilendirmeleri yapıyoruz. Konu Filios projesidir. Filios projesini 5. Karadeniz Kalkınma Kurultayı'nın ana konusu olarak almış bulunuyoruz. Filios projesi efsanevi bir proje. Yıllardan bu yana hepimiz, her birimiz, yaşımız ne olursa olsun, yaşımız kaç olursa olsun, Filios projesinin adını duyuyoruz. Filios projesinin önemini biliyoruz. Ama bir türlü bu başlamıyor. Filios projesi adeta destanlaşmış bir proje ama bir türlü uygulamaya taşınmıyor, taşınamıyor.